Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün meclisimizde işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmekteyiz. Bu kanun teklifi görüşmelerinin en önemli ve milletimizin pür dikkat kesildiği maddesi şu an üzerinde önerge vermiş olduğumuz 5. maddesidir. Yani dümdük söylemek gerekirse en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına dair maddesidir. Çünkü 15 milyon emeklinin 9 milyonu bugün bu mecliste çıkacak bu karara, bu kanun teklifine dikkat çekmiş durumda. Tabii iktidar partisinin rakamsal algılardan, sayılara takla attıran ve emekleri yoran algılarından, cilalı laflarından artık emeklere gına geldiğini hep beraber biliyoruz. Kök ücretli, taban ücretli, asgari aylık gibi kavramlarla hala sorunun ne olduğunu tespit etmekten çok yanından dolaşmayı tercih ediyorlar. Önceki yıllarda uzun bir zaman 1000 TL emekli maaşı alamayan emeklilerin varlığını inkar eder duruma geldiler. Artık mızrak çuvala sığmayınca yasal bir düzenleme ile 1000 TL'yi taban aylık olarak belirlediniz ve en düşük emekli maaşının maaş 1000 TL'den düşük olsa dahi 1000 TL'ye tamamlanacağını dair bir kanun düzenlemesi yaptınız. Daha sonra bunu 3 senelik süreçte 5 kez en son 7500 TL'ye çıkardınız. Yani bu 3 senelik süreç içerisinde emeklinin sorununu çözmekten ziyade sürekli taban aylığı, asgari ücret gibi bir kavramla kök ücretleri düzeltmekten ziyade hep seçim ekonomisi, hep algılarla hareket ettiniz. Bugün de 6. kez emekli maaşlarını adaletli bir şekilde düzenlemek yerine bu 7500 TL'yi 10.000 TL'ye çıkarmayı lütfediyorsunuz. Bugün bu yasa vesilesiyle bir kez daha AK Parti iktidarının bu millete yaşattığı derin ve yaygın yoksulluğu görüyoruz. Bir kez daha AK Parti iktidarının çalışanların iktidarı değil, rantiyenin iktidarı olduğunu bu vesileyle bir kez daha görüyoruz. Ve bugün bir kez daha AK Parti iktidarının emeklinin, emekçinin, işçinin değil, zenginin ve rantiyecinin iktidarı olduğunu görüyoruz. Hakkınızı yememek lazım. Bu ülkeyi demokraside, özgürlüklerde, adalette, kamu imkanlarından yararlanmada eşit kılamadınız ama yoksullukta emeklileri ve asgari ücretlileri eşitlediniz. Artık her geçen gün asgari ücret bu ülkede çalışanların ortalama ücreti, asgari emeklilik ücreti bu ülkenin emeklilerinin ortalama ücreti haline geldi. Şu an ülkemizde kök aylığı 10.000 TL'nin altında olan, yani maaşı 10.000 TL olmayan kaç tane emeklimiz var biliyor musunuz değerli AK Partililer? Tam 9 milyon emeklimiz maaşı 10.000 TL'ye ulaşamadığı için sizin verdiğiniz veya vermeye çalıştığınız bu lütfa gözlerini dikmiş durumda. 15 milyon emeklimizin 9 milyonunun maaşı maalesef 7500 TL'nin altındaydı. Şimdi de onlara 10.000 TL'yi lütfediyorsunuz. 1 Ocak 2023, bir sene önce bunlar 7500 TL maaş alıyordu. Siz şu an bunlara sadece bir yılda 2500 TL zam vermeyi teklif ediyorsunuz. Dolayısıyla sorunu kalıcı olarak çözmek yerine maalesef seçim ekonomisine hala devam ediyorsunuz. Bu sorunun görünmemesi için bayramda emekli ikramiyesi yetmedi. En son 100. yılda bir kereye mahsus olmak üzere 5000 TL'lik ikramiye gibi kavramlarla bunu yok saymaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ben buradan artık AK Partili milletvekili arkadaşların saraydan habersiz hareket edemedikleri için vicdanlarına seslenmekten vazgeçiyorum. Ve burada bir gerçeği siz değerli muhalefet milletvekilleriyle paylaşıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu mecliste 264 milletvekili var. Adalet ve Kalkınma Partisi dışındaki milletvekillerinin sayısı 335. Bu 335 milletvekili İyi Parti, MHP, Saadet Gelecek, DEM, CHP ve grubu olmayan partiler dahil olmak üzere iktidarla avlanıp emekliyle ağlamaya devam mı edeceksiniz? Kürsülerden ey emekliler senin hakkını savunuyoruz deyip bu genel kurulda iktidarla birlikte mi hareket edeceksiniz? Yoksa emeklilerle birlikte devam mı edeceksiniz? Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkisiz hale getirildi.
Buyurun. Buyurun. Toparlıyorum size. Buyurun. Etkisiz hale getirildiğini biliyoruz. Ama şunu unutmayalım değerli milletvekilleri. İktidar partisi diye burada bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, azınlık partisi, topal ördek. 335 milletvekilinin iradesi 264 milletvekilinden daha büyüktür. Biz ya öğretilmiş çaresizlikle bu iktidarın emeklilere vereceği talepleri onlardan lütfedeceğiz ya da 335 laf atma laf atma sakin ol sakin ol sakin ol sayın troll vekilim sakin ol sayın başkanım. Buyurun buyurun biraz. Bir süremi verecek. Buyurun buyurun. Sayın başkanım, sayın cumhurbaşkanınız da bu lafları gidiyor olabilir ama sizin gibi burada laf atıp burada bulunmayan çok vekil var. Bunlar yeniden vekil seçilmenizi sağlamıyor. Milletten yana olun. Boş verin sayın cumhurbaşkanı. Emin olun bu tür trollce hareketleri ödüllendirmiyor. Boşuna boşuna laf atma gibi bir gayret içerisinde olmayın. Polemik var zaten. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Buyurun, buyurun. Sayın vekilim. Sayın vekilim. Neyse. Bülent Bey bir dakika, bir dakika. Şimdi konuşma sürecini değerlendirmediği için bir dakika daha süre verdim. Laf atmayın arkadaşlar. Buyurun. Topal ördek kavramının siyasete ne manaya gelmediğini bilen milletvekili arkadaş, bilmeyen milletvekili arkadaşlarıyla polemiğe girecek değilim. Ben 301 milletvekiliyle bu mecliste çoğunluk olması gerektiği halde 264 milletvekiliyle olan bir gruba topal ördek demeyi de ne diyeceğim? Başka partilerin koltuk değnekleri olmadan bu mecliste karar çıkartamayan bir partiye topal ördek demeyeceğim de ne diyeceğim? Onun için onlara seslenmiyorum. Ey Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, DEM ve CHP, sizlere sesleniyorum. Gelin bu meclisin milletin meclisi olduğuna, Cumhurbaşkanı'nın veya Çalışma Bakanı'nın verdiği müjdelere mahkum olmadığına, sözün de kararın da milletvekili olarak size ait olduğunu hep beraber tescilleyelim. Topal ördek siyasal bir kavramdır. Siyaseti bilmeyen kişilere bunu anlatacak değiliz. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 91 sıra sayılı kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan 10.000 ibaresinin sendikalar tarafından son açıklanan yoksulluk sınırının daha yüksek olanının yarısı kadar olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Nevroz Uysal Aslan Şırnak, Adalet Kaya Diyarbakır, Ömer Öcalan Şanlıurfa, Kamuran Tanhan Mardin, Gülcan Kaçmaz Sayit Van milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz sayın başkan. Önerge üzerinde söz isteyen Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan, buyurun.